Değerli izleyicilerimiz, dün dünürler karşı karşıya geldi. Konuştular, zaman zaman da tartıştılar, olur ama onlar hiçbir zaman bardağa taşıran şeyleri yaşamıyorlar. Çok şükür ki medeni insanlarsınız. Konuşabilmek, tartışmak da normal yani. O da bir normal şey... yani. Tartışmak da bir konuşmak gibi bir şey. Aynen. Nuriye Hanım, seni dün biraz zor zapt ettik. Sen bir gerildin. Seda Hanım, şimdi şöyle söyleyeyim ya. Ben de artık tahammül edemiyorum. Sabır nereye kadar diyorum. Bilmiyorum, ondan kaynaklanıyor. Biraz da tabii ki rahatsızlıklarım var. İlaç kullanıyorum. O biraz yükselmeler yapıyor. Evet, tahmin ettim. Yani bugün olsa Esef Bey'e öyle davranmazdım şeyi mi bu? Olabilir belki, biraz daha sakin. Biraz dozu açtın mı diyorsun? Zapt edemedik Kemal Bey'le ikimiz seni. Ya şimdi ya da biriktirdiklerin mi acaba bunlar? Ya kaçan kıza düğün olmadı. O deyince benim o zoruma gitti yani. Yani benimki de kız sonuçta. Benimki de çocuktu. Bilemiyorum yani. Öyle demesi çok zoruma gitti yani. Bir anne olarak? Yani tabii ki bir anne olarak biz de bir anne babayız. Ama biz tamam burada tartıştık. Havanur'la yeri geldi tartıştık. Saygısızlık yaptı bize, tamam biliyorum ama hiçbir zaman ben kalkıp da kaçan kıza düğün olmaz yapmayız diye demedim. Demem de. Çünkü o bir genç kız. Onun da hayalleri vardır, hevesleri vardır her şeyde. Benimki de bir genç kızdı. O şekilde oldu yani. Aynı kaderi yaşadınız aslında. Tabii ki aynı kaderi yaşadılar. Peki Havanur, dün yaşananlar seni üzdü mü? Yani abim bağlanmak istiyor. Abim hep meşgule basıyor. Hayır, bugün bağlanacak. Açacak mı telefonları? Birazdan Havanur diyor ki abimi bağlayın, birkaç gündür abimi bağlayın diyor. Arkadaşlarım aradığında, hatta en son sen kendi telefondan ara dedim Havanur'a, açmadı, onu da meşgule attı. Dünkü olaydan sonra bugün bağlanacak yani. Peki birazdan Havanur'un abisi Ahmet'i telefona bağlayacağız. Bakalım Ahmet neler söyleyecek, olayın seyrini değiştirecek ya da işte yaşanılan şeylerin gidişatını değiştirecek sözler çıkacak mı? Yoksa Esef Bey gibi kestirip atacak mı? Ahmet ılımlı bir çocuk. Ya Ahmet olumlu. Zaten ben dün konuştum zaten. Ahmet'le de konuştum. Dün bayağı aramış, bağlanamamış. Hatlar düşmemiştir, olabilir. Ha bir de şunu söylüyorum ben. Bizim buradaki konumuz Ahmet'le Gizem değil. Havanur'la Murat bizim konumuz. Tabii. Ha ben Esef Bey'e şunu dedim yani. Ya onlar çocuklar yuvasını kurmuş, bir tane çocukları var, gül gibi geçiniyorlar. Ya İnşallah. Buraya gelip de o çocukları katmanın bir anlamı yoktu yani. Ben sadece bunu söylüyorum. Ben aylardan beri söylüyorum. Bak o çocukları katmayın. Bana gelmiş mesela şunu aldım bunu aldım. Abi burada aldığım malzemeyi demenin anlamı yok. Ben şunu aldım demem ya, bir şey almadım ben. Ha oraya gidecek, orada görecek. Yani tamam olabilir. Senin paran olur, her şeyin olur. Olur. Veren de Allah, alan da Allah. Ama buraya gelip de o çocukları katman, şu yok, bu yok demen, artı 100 gram altın taktım diyen, bağlansın Ahmet, 100 gram altın yapmış mı? Abi gerek yok. Gerek yok. Bunlar benim zoruma gidiyor işte. Ya ben Havanur'a 200 gram altın taksam, burada benim ne demem gerekiyor? Ne dedin Nuriye Hanımcığım? Hani taktıysa evladına taktı yani, sonuçta oğluna taktı yani. Evet, sonuçta bu takı işte yani, öyledir. Takıyorsanız takışı yani. Evladına takılır yani. Bir şey alırsa da evladın alıyorsun yani. Başkası takılar da bunun yani içindir. Evlendiklerinde yani insanların kendilerini toparlayabilmesi için, o takıları bozdurup ortak harcamaları içindir. Tabii, böyle tabii gördük yani. Yani. Öyledir değil mi Nuriye Hanım? Gerek yok aslında, öyle şeyler de işte oluyor yani. Biz hiçbir zaman buraya geldiysek şunu aldık, bunu alacağız, şunu verdik, hiçbir zaman demedik, demedim, demem de. Ya bu işin bir noktaya gelmesi Havanur'dan da oldu biraz Seda Hanım. Bunların bütün olanların sebebi Havanur mu diyorsunuz? Ya sebep Havanur olarak göstermiyorum bak. Murat da suçlu. Mevzusunu ben açmadım. Havanur evi beğenseydi
Seda Hanım bu kadar bu iş bu noktaya gelmeyecekti bak. Dur, bir dakika. Hava Nur bir şey söyle. Düğün, tamam. Abime yapılmayan düğün mevzusunu biz açmadık. Babam da açmadı. Kim açtı? Babam açmadı. Ben sizin kızınıza öyle mi yaptım dedi bak. Tamam, o ev konusunda söyledi. Ev konusunda, eşya konusunda. Ama Gizem kaç eve beğenmedi sana soruyorum. Gizem kaç eve baktı? Bir tane eve baktı değil mi? Yok, Esef Bey söyledi. Gizem'in şeyi de söyledi. Ev. Hepsini evet. Esef Bey söyledi. Biz Gizem'i de katmadık. Hatta dedi evi ki, de katmadık. Kız tarafı şu eşyaları alır dedi. Yani. Ben aldım dedi. Evet, eşyayı da baban söyledi. Yani. Söyledi. Biz eşyayı zaten şey yaptı, söyledi. Hayır, kız. Düğünü benim babam söylemedi. Kız tarafını yapacağı şeyleri de ben. Düğün yapamadın diye. Bak, benim babamın da zoruna gider. İstese yapardı. Ama karşı taraftan bir şey görmeden hem eşyayı alacak hem düğün yapacak ne gerek var? Ya öyle bir şey yapmanız isteyen her şekilde yapılır. Burada yani dediğimiz gibi çoğu şeyler konuşulacak bir şey değil. Bunları Hava Nur kendisi de biliyor. Bu şu konuştuğunu da biliyor, ne konuştuğunu. Yani buyursun Ahmet de bağlansın. Yani, ev nerede diyor bak. Ev hani diyor. Eşya evet. Yani bir yani, ya ev vardı ama beğenmediği için orası olmaz dedi, biri uzak dedi, beğenmedim dedi. Ha bu beğense de ben bu evi beğendim. Biz tutmasaydık o zaman hata bizdeydi. Suç bizdeydi, onu kabul evet. ederim ben. Evet. Kabullenirim. Ya o kız, o çocuk beğendi ama biz tutmadık derdim. Ha, o zaman suçlu bizdik. Ama bu şurayı ben beğendim, orayı tutun. Demedi. Demedi. Bir yeri beğendiydi, o da orası da olmadı. O da olmadı. Kemal Bey bir yer gezdi. Doğru mu hatırlıyorum? Yok, sen mi gittin? Sen gittin ha. O ev görüntü, sahibiyle tartıştık. Orayı hatırlıyorum. Ha, o ev güzeldi. Bak, ev ben sahibi gittim, bize kızdı ya. Kızın ev sahibi suçuyor. Bizi güzel karşıladı, eşi baktık. Sonradan Hava Nur kendisi gitti. Ben güzel dedim. Ben çok güzel o ev dedim. Ben peki, dün dedim. Esef Bey'in stüdyoya ani gelişiyle olay bayağı seyrini değiştirdi. Neler oldu dün hatırlayalım. Esef Bey'in de merak ettiği şu. Ev nerede? Ev paramanda. Yani benim çocuğum niye hala çocuğunu alıp evine gidemiyor? Ya biz de onu soruyoruz zaten. Ben de bak bunu bana değil, Hava Nur'a sorması lazım Esef Bey. Abi Hava Nur'a neyini soracaksın Kemal abi? Bana bir söyle ya. Ben abi, Gizem'e mi sordum? Allah'ınızı severseniz. Hani sen ev tuttuydun abi. Sen 25 gün oldu ya. Şimdi şöyle bak, böyle bağırmayla olmaz mı? Ya tuttuk diyorsun da abi, yok tuttuk, abi ortada ev yok. Tamam Esef, yarın gidelim. Sen camları sil. Ben niye sileceğim abi? Dur bir dakika abi, beni dinle. Ben niye sileceğim ya? Abi senin bir dakika beni dinlesene. Ben niye sileceğim? Ondan konuştum, sonra Seda abla sen de gel bizim evi, onlar Hava Nur'un evini sil. Hava Nur'da gitsin otursun. Gizem'in evine hanginiz geldiniz temizlediniz abi, ya? Bana bir söyleyin bir. Ma, he? Gizem kendisi serdi. Nasıl biz kendisi serdi? Benim kızlarım serdi ya, daha işte yüzü. Ben mi sereceğim? Ben mi sereyim? Ben cam işte sileceğim, şimdi paspas yapacağımışım. Ha. Murat Bey gelip oturacağım. Geçen söyledi Murat burada. Ben mi sileceğim onun evini? Yerleri silsin, camları silsin diye. Ya dur, ev oturma. Tutacağınız Hava Nur'a ev vermiyormuş. Karaman'da kim vermiyormuş abi? Arayın Karaman'ı hadi. Tamam gidelim. Gidelim diyor. Kaç tane? Ya ben 30 senelik evliyim kardeşim. Benim hanımım bir ev sahibine muhatap olmadı. Bu çocuk mu muhatap olacak da bu? Bu çocuk mu tutacak evi ya? Akıllı konuşun artık. Beğenmediği için. Ya nasıl beğenmiyor? Gidin bir daire tutun dedim kardeşim size ben. Onları beğenmedim. Onları beğenmedim. Şimdi ne istiyorsun sen? Tutsunlar evi, ben sererim. Oğlum ne diyor? Benim odayı boşaltan ne Seda Hanım'ın verdiği eşyaları. Tamam, Gizem, benim evim ikisi boş. Gizemgil'deki ben gelsin. Otur, kabul ediyor musunuz abi? Öyle olmaz ha. Onu boş. Kabul etmiyorsan tutacaksın, sereceksin evi, oturtacaksın. Herkesin bir daha olayı. Ha, zaten evde tutsan bunlar olmaz. Az önce kaçırdınız. Esef Bey dedi ki gerçi bu saatten sonra evde tutsanız bunların evliliğinden bir şey olmaz dedi. Olmaz. Bunu duydunuz mu? Biri siz diyor, hadi ben çocuğu alıp gidiyorum. Öteki diyor, ben götürüyorum. Aynen, ben de aynısını söylüyorum. Abi, götür yani, gidersen gideceksin. Bana ne senin çocuğun ya? Benim mi? Götür git. Baban ne dedi sana? Mecbur oturacaksın anamın evinde dedi. Öyle bir yasa yok. Hay hay, ev kurulanı. Sen diyor kime güveniyorsun? Bana güveniyor, bana.
Ben varken kimse bu çocuğu ezemez. Bu da onun bak, hattını almış. O da senin hanım telefonumdan hattını çıkarsın da alsın ben. Alır mı? Alamaz ki. Yaptı mı? Bu da onun hattını alır. Bir saniye tabii. Tek tek. Bu onunkini niye alıyor? Bu sebepleri... o gidecek diye almışlar. Ya gidecek diye falan değil. Bırak. Ya. Bırak ya, onlar falan boş. Bak kızım gidelim. Benim için sorun tamam, yok. Tamam şimdi bugün o zaman götür git o zaman. Götürürüm ya. Al git o sizi var diye ben çocuğumu çöpe mi atacağım? Ya al git o zaman Esim. Siz evlendiniz ama sizin evliliğiniz olmaz bak. Ben buraya boşuna geliyorum. Aynen. Ben boşuna geliyorum. Aynen ben de. Ancak beni stres topuna çevirin. Kalk git babanla. Gel babam diyor ki yürü gidelim diyor. Hı? Gider misin Hava abi? Kırgım çıkmadan gitmem. Kırgım çıkınca giderim. İki hafta içinde ev serilmesi ondan sonrasına bakarız. Hiç sen... durmadan niye ağlayıp duruyorsun? Kafanı böyle dik tutacaksın ya dik duracaksın. Tamam mı? Dik kırgım... duracaksın ki ağlama, evliliğin için şey savaşacaksın. Tamam mı? Ağlayacak da bir şey yok, ağlamayacaksın. Her seferinde ağlıyor ya. Şimdi sen kalk gidelim dediğinde çocuksuz mu götüreceksin kızı? Evet. Ama o çocuğunu bırakmaz ki. O çocuk anne kuzusu daha. Bizim bak şey elimizden geleni yaptık. Ben buna dört dörtlük düğün yaptım Seda Hanım. Hiç kimsenin yapamadığı düğünü yaptım ben. Dükkanımı açtım, misafirlerimi ağırladım, yemeğimi verdim. Konvoyunu yaptım. Her şeyini, takısının olduğu her şey oldu. Benim kızım bunların birini görmedi, bir gelinlik bile giymedi. Benimki çocuk değil mi? Ya benim ağzım açtırmayın. Benimki evlat değil ağzım mi? Ağzım açtırmayın bak hele. Ya ağzın aç Esef ne benim olacak ya açtığında? Kaç para harcadın be? Düğün kes, yaptım sen ya. Kes sesini. Hadi abi kim yaptı düğünü? Ya oğlana düğün bile yapamadım. Ya bırak yap. Buraya geliyor. Kıpır kıpır konuşmayın ondan. Sen konuşma kes, kocan konuşsun. Daha kesin de keseceğim ya. Bir çay kaşığı aldınız mı ki siz? Sen kocan konuşsun benim başımda. Tabii gururumuz yemiyor. Benim kocan konuşsun benim başımda. Git kaybol ya. Sen konuşma. Ne konuşmayacağım? Ben konuşma, o adam konuşur. Ben seninle muhatap olmam. Doğruları söyleyince zoruna gitmeyecek. Doğru. Kaç para çıktı, ne taktın? Siz düğüne razı olmadın ki sen. Ben her şeyi ben yapacağım, sen düğün oynayacaksın ha? Ya, geçeceğim oraydı. Ya, ya, ya. O kadar işte kendini göstersen. Aynı siz gibi işte. Bak ben anlı şanlı düğün yaptım. Siz mi yaptınız ya? Düğün yaptığımızdan bu kız burada işte. Yaptım Allah Allah. Yaptım. Tamam Esef yaptı. Düğün yaptığınızdan bak, öz gelin yaptım, burada. Bak, sorun bak, burada. Bak. Sen de bu oğlun düğünü de böyle oynaydın. Bak, bozarım ben bu bozarım. Niye tutamadın ya? Bir düğün. Bak, götür git onu da götür git. Bak, ben çocuğumdan benim şeyim. Bak kız. Sakin bir otur. Kalk kızım kalk. Madem istemiyorsanız kalk ya yürü. Baksın herkes çocuğuna. Benim o çocuk da benim. Hepsi bunlar benim. De götür. Sen bir çataltını tutamadın lan çocukların burada. Bizim çocuğumuz ne dedi? Sizin tuttuğunuz yere razı oldu. Ben çocuğum ben hiçbir zaman konuştum. Beğenmemezlik yaptım. Sana hiçbir zaman karşı geldi mi benim çocuğum? Tutmadım ben, ev tuttum ev. Ben de tuttum daha ne ev. Hani ya, neredeki senedir? Orada. Orada diyorsun da yok işte bu ev yok işte burada. Gidiyor mu? Sorsana kızına sor. Ev yok ki nereye gitsin çocuk ya. İki hafta içinde ev seveceğim. Ev yok ki nereye gidecek ya. Kendin sereceksin kızım. Ben beraber sereceğiz. Biz gidemekini beraber serdik. Tamam beraber gidelim. Beraber serdik. Tamam hadi kızlarla seririz. Tamam kızlarla sereceksiniz. Yarın beraber gideceğiz uzunma. Toplanıp gideceğiz. Yarın toplanıyoruz gidiyoruz. Gidin abi güle güle. Yani bunda tartışacak bir şey yok mu şu anda? Yok da avradın niye tartışıyor? Düğün yapamadınız diye. Bir dört senelik mevzuyu açıyor. Sen nasıl ben söylüyorsun? Ben istesem yapardım. Senin kocan benim oğluma bir yüzsün olmadığı için yapmadım bunu. Abi, sen dedin ki benim beş kuruş param yok dedin. Doğru mu? Ben bir düğün salon. Evin önünde yaptım. Ama her şeyi bana yükledin sen. Kızın yatak odasını aldın mı sen? Mutfak takımını aldın mı? Cevap ver bana. Abi neyini alacağım ben? Kıza bizim orada kıza yatak odasını kızın babası alır. Mutfak takımını. Kaçan babasını kıza. Alır. Kaçan kıza öyle mi? Kaçan kıza olursa kaçan kıza da düğün yapılmaz işte. Kaçan kız değil mi? Onlar sizin öyle mi? Düğün yapılmaz mı kaçan kıza? Ha her şeyini ben karşılıyorum sen düğün yapılmaz. Tamam, sen abi, nereden yapma. Karşıladın ya? Kaç kuruşun var evin içinde sen? Nasıl kaç kuruşun var? Doğru kaç kuruşun var Gizem'in evinde sen? Ha tamam abi sen, sizin paranız çok. Sizin paranız ya para var. Çok karıştırma. Senin her şeyin var. Şimdi izlerken Nuriye Hanım, mevzuyu sen açmışsın. Evet, dedim ya. Gizem'in mevzusunu sen hayır, açmışsın, Esef Bey değil. Bak şimdi izlerken dikkatle izledim, sen açmışsın. Evet. Yani siz yaptınız mı, siz ettiniz mi diye sen açınca mevzuyu.
Havanur haklı çıktı. Biz açmadık dedi mevzuyu. Ya ev tuttum deyince, ev tuttum deyince o konudan açtım yani ben de. Hayır şimdi Esef şöyle diyor. Ben diyor düğün yapıp da diyor siz oynayacak mısınız diye yapacaksan kendi oğluna yapacaktın yani. Ben yaptıysam kendi oğluma yaptım. Peki ne yaptınız? Dün Murat'la konuştunuz mu? Murat'ın psikolojisi ne durumda Kemal Bey? Ya ister istemez. Bunun psikolojisi de bozuk, onun psikolojisi de bozuk. Yani düzelmez. Bunların psikolojisi düzelmez. Zor. Zor. Ya biri o, gidecek. O Murat, diyor ondan sonra götürsün gitsin diyor. Bu gitmem diyor. O, buna da dedim oğlum bak tamam adam kalk gidelim dedi ama evet. Hava Nur da hiçbir anneme alakası yok. Anneme neye bağırıyor orada diyor. Ha. Murat, ha. Dün ben hele gidiyor orada yok mu? Yani ondan sonra buna annesine, anneme niye bağırdı? Niye bağırıyor diyor. Yani biz buraya, ya ben onu Esef anlamıyorum. Esef Bey için mi neden sana bağırıyor? Evet. Ama sen sesini yükseltince... Ona çok sinirlenmiştim. Benim annem Kemal abinin karşısında ne zaman bağırmış, ne zaman bağırarak konuşmuş. Babam sus dedim anneme, o an susar. Annen görmedi ki Kemal abinle, annen görüşmedi ki daha bağırsa. Ya, biz annenle daha hiç görüşmemişiz. Annenle konuşmadı ki annen... Yüzü nasıl bilmez ki bu adam? Ben görmedim abi şimdi. Görmedi, tanımıyor, bilmiyor. Televizyondan mı görmüştür dününü? Tamam, bura gelse evet. Benim annem. Evet. Benim annem senin kocana bağırsa ne olur? Bağırarak konuşsa. Ya. Baban da ayağa kalktı, aynı bağırdı. O ayağa kalksın, yürüsün ha ben oturayım burada sessiz. Peki şu an ne yapmaya karar verdiniz Nuriye Hanım? Kırkı çıkmasını bekleyip gidiyor musunuz? Ben gidelim diyorum. Ben kırkı çıkmadan gidelim diyorum. Gitmiyor Seda Hanım inadı gitmem ben diyor. Ben gidiyorum. Gidiyor musun? Gidiyorum. Ha kırkının çıkmasını beklemedin. Hayır kırkım çıkınca gidiyorum. Kırkın çıkınca nereye gidiyorsun? Babam ile. Çocuğunla. Kabul ediyor mu? Etme Seda Hanım burada dün dedi ya. Gelsin dedi nereye etmedi? Hayır gelsin demedi. Gelsin dedi. Ben tamam çocuk da ama çocuğu gelme istemem dedi. Çocuğu sokağa mı atacak? Peki şey, o arada ev tutmaları için mi? Evet. Havanur diyor ki ben çocuğumu da alıp babamın evine gideceğim buradan. Kırkım çıktığı an gideceğim. Onlar da gitsinler evi tutsunlar. Buradan da biz eşyaları göndereceğiz. Öyle diyor. Biz bunu daha önceki bir gün önce de söyledik Seda ablacığım. Havanur'a dedik ki hatta Yürüş Hanım da dedi. Kızım git babanın evinde kal. Benim evimde kal. Ta olmadı, hiçbir yer olmadı, Gizem'in evinde kal. Veyahut da daha olmadı, otelde kal. Babasının tavrını bilmiyordu bunu Murat da kabullendi. Şimdi gördü ya. Hayır, Murat da kabullendi bunu. Etti, evet. Yani Murat da dedi, tamam ya, nerede kalırsa kalsın. Ben evimi sererim, ondan sonra evime getiririm dedi Murat. Peki ne zaman, ne kadar zaman içerisinde ev hallolur? Bir hafta içinde olur ya. Artık ya. Siz ev halledeceksiniz. Ev serilesiye kadar babam günde kalacağım. Bir hafta içinde ev hazır olur. Bir iki hafta içinde. Ama şimdi biz burada otururken ev hazır olmaz. Bir dakika Kemal Bey. He? Ev serilmesi sonrasını bilemem. Bir haftada ev serilir mi ayol? Yani onlar orada otursa, ya, biz de burada otursak evi kim halledecek? Kimse halledemez. Yok, kırkım çıkınca gideceğim çocuğum. Ha, o zaman olur. Eşya, her şey hazır olduktan sonra ablacığım.